Bak ondan dolayı bir süre Müslümanların itikadını bozdular. Müslümanların mezheplere ayrılmasının kapısını açtılar. Müslümanları paramparça ettiler. Muhalif fikirler meydana getirdiler. Ve peygamber adımına akıl almaz o şeytani hurafelerini çıkarıp bütün İslam alemine yaydılar. Ve Müslümanlığı mahvettiler. Şimdi o şeytanın yaptığı tahribatı temizlemekle uğraşıyoruz. İblisin yaptığı tahribatı temizlemekle uğraşıyoruz. Tabii ki onun adamları, şeytanın adamları sırf o devirde değil, bu devirde de görev başındalar. Ama hayret edecek şey, son zamanlarda Allah nitelikli münafık göndermeye başladı. Daha önce o kadar nitelikli olmuyorlardı. Mesela daha önce vardı bize nitelikli münafıklar gelmişti. Mesela 3-4-5 vardı yani böyle. O kadar kalabalık sayıda değildiler nitelikli olanlar. Ama son zamanlarda yine fazla sayıda olmamaktan beraber Allah nitelikli münafık gönderdi. Bunlarla mücadelenin sevabı daha yüksektir. Çünkü bunlarda daha yüksek akıl, irade ve dikkat gerekiyor. Küfürle mücadele o kadar değil. Küfür daha pasiftir. Daha tembeldir. Yani saldırıda daha cılızdır küfür. Ama münafık çok aktiftir. Şeytan çok dürtük dediği için çok azgındır ataklığı. Yani saldırganlığı şiddetlidir. Dolayısıyla Müslümanların atağında çok güçlü, çok seri ve çok yerinde olması gerekiyor. Ve iyi akıl kullanması gerekiyor müminin de. Dolayısıyla Süleyman Soylu'nun dediği gibi 3-5 çiyanın ortalığı karıştırmasına müsaade etmiyoruz. Evet. Dinliyorum.